Kıymetli hemşerilerim, sizleri saygı, muhabbet ve hasretle kucaklıyorum, selamlıyorum. Belediyelerimizin hizmetlerinin etkin, yenilenebilir ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için hepinizin malumudur, borç ve alacak dengesini çok iyi şekilde koordine etmemiz gerekiyor. Bu anlamda belediyemizin alacaklarının tahsili ve buna binaen bizim de sizlerin istekleri doğrultusunda yapmış olacağımız hizmetleri koordineli şekilde göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızla beraber en hassas şekilde değerlendiriyoruz. Hepinizin malumudur, hükümetimizin en son uygulamaya aldığı 7256 sayılı bazı borçların yapılandırması kanunu kapsamında biliyorsunuz mükelleflerimiz ve vatandaşlarımız borçlarını hem belediyemiz olsun hem diğer kurumlar olsun yapılandırma imkanı buldular. Biz de şu gün itibariyle bu kendi belediyemizin durumunu göz önüne aldığımız zaman ne yazık ki Zonguldak Belediye'mizin 42 milyon lira vatandaşlarımızdan alacağı bulunmakta. 7256 sayılı bazı borçların yapılandırılması kanunu kapsamında bu borcun 23 milyonluk kısmı mükelleflerimiz tarafından yapılandırıldı ve taksitlerine, ödemelerine başlandı. Biz göreve geldikten sonra bu kanun çıkana kadar zaten daha önceden borcu olan mükelleflerimizin, kira ve özellikle erzimisil mükelleflerimizin borçlarının yapılandırması ile ilgili bir çalışma yürütmüştük. Arkadaşlarımızın çoğu zaten bu noktada da hassasiyet gösterip bizlere destek vermişler. Kıymetli hemşehrilerim, hem istediğimiz hizmetlerin çok hızlı şekilde yapılması, Zonguldak'ımızın daha yaşanabilir hale gelmesi için hem de bugüne kadar belediyemize olan borçlarını düzgün şekilde ödeyen mükelleflerimizin hakkını gözetmek adına biz ne yazık ki üzülerek belirtiyorum ki bazı mükelleflerimizin ısrarla hem belediye olarak bizlerin yapmış olduğu yapılandırmadan hem de en son çıkan 7256 sayılı bazı borçların yapılandırması kanunundan yararlanmadıklarını ve belediyemize başvurmadıklarını üzülerek değerlendiriyoruz. Bu videoyu çekerken amacımız bu mükelleflerimize bir kez daha konunun hassasiyetini ve vatandaşlarımızın kamuoyunun takdirine bırakarak paylaşmaktı. Biz bu yapılandırmalardan faydalanmayan ve ne yazık ki belediyemize olan borçlarını yapılandırmakta ya da ödememekte ısrarcı olan hemşerilerimiz için son bir kez 16 Nisan 2021 Cuma gününe kadar bu mükelleflerimizi, özellikle kira ve erzimisil mükelleflerimizi belediyemize davet ediyoruz. Mevcut borçlarının en az yarısını ödeme kaydıyla uygun koşullarda yapılandırma yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Aksi takdirde hem düzgün şekilde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın hakkını gözetmek hem de hizmetlerimizin daha sürdürülebilir, daha iyi ve daha yaşanabilir bir Zonguldak için ihtiyacımız olan kaynakların bulunması amacıyla ne yazık ki bu arkadaşlarımızı tahliye yoluyla çıkarma yoluna gideceğiz ve bunlarla ilgili de resmi yazışmaları başlatacağız. Bunu da üzülerek belirtmek istiyorum. İnşallah böyle bir süreç yaşamayız. Bugüne kadar hem 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yaparak taksitlerini ödemeye başlayan vatandaşlarımıza hem de göreve geldiğimiz günden beri belediye olarak bizlerin yapmış olduğu yapılandırmadan istifade ederek gelip borçlarını yapılandırarak bugüne kadar düzgün taksitlerle borçlarını ödeyerek belediyesine, şehrine destek olan bütün hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.